Merhabalar arkadaşlar. ÖSYM'nin hazırladığı 2018 TYT örneğini sizler için derleyip çözümlerini yaptım. Umarım sizler için yararlı bir çalışma olmuştur. Videoya başlamadan önce eğer hala abone değilseniz güncel derslerden haberdar olabilmek için videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Şimdi hız kaybetmeden başlayalım soruları çözmeye. Evet, ilk sorumuz. Arkadaşlar bir kare varmış ve bu kareyi 8 eşit parçaya ayırmış. Şu şekilde gösterecek olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane eşit parçaya ayırmış ve bize sorduğu şekil şeklin toplam alanına oranını soruyor. Bu taralı bölgenin. Taralı bölge kaç tanesinden oluşuyor? 2 tanesinden. Şeklin tamamı 8 parçadan oluşuyordu. Sadeleştirmelerimizi yaparsak 1 bölü 4 gelecektir cevabımız. Evet. Diğer sorumuza geçelim. İkinci soruda kök 2 sayısını vermiş. K olarak kök 5 sayısını vermiş. L ve kök 10 sayısını vermiş. M olarak ve bunların sayı doğrusu üzerindeki yerlerini soruyor. Şimdi şöyle diyebiliriz. Bakın kök 1 sayısı kök 2'den küçüktür değil mi? Hatta bu da kök 4'ten küçüktür. Bu da kök 5'ten küçüktür. Bu da kök 9'dan. Kök 9 ise kök 10'dan küçüktür ve kök 10 sayısı da kök 16 sayısından küçüktür diyebiliriz. Buna kimsenin itirazı olmaz sanırım. Bakın şu kök dışına çıkabilen ifadeleri bir yazalım. 1 küçüktür kök 2, o da küçüktür 2, küçüktür kök 5, bu küçüktür kök 9 kaça eşittir? 3, küçüktür kök 10, aynen kalsın ve kök 16 da 4'e eşittir değil mi? Evet, bunu da şu şekilde sayı doğrusu üzerine gösterecek olursak bakın 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada. Demek ki kök 2 sayısı 1 ile 2'nin arasında, kök 5 sayısı 2 ile 3 ve kök 10 sayısı da 3 ile 4 sayıları arasındadır. Demek ki doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Diğer sorumuz. Üçüncü soru. X eşittir 2 ve Y eşittir eksi 1 olmak üzere. Bakın sadece değerleri yerine yazmamızı istiyor arkadaşlar. X kaçmış? 2. O halde X karede X gördüğümüz yere 2 yazarsak 2'nin karesi artı Y'miz eksi 1'de eksi 1'in küpü bölü X eksi Y demiş. Yani 2'den eksi 1'i çıkarmamızı istiyor. 2'nin karesi 4 artı eksi 1 eksi 1'in küpü bölü 2 eksi eksi 1'de 2 artı 1'den 3 yapar arkadaşlar. 4'ten 1'i çıkarmamız istenmiş. 3 bölü 3'ten cevabımız nedir? 1'dir diyebiliriz. A seçeneğinde verilmiş bu da. Bir alttaki soru. Aşağıdaki çemberlerin içine birer tam sayı, karelerin içine ise toplama ya da çarpma işlemlerinden biri yazılıyor. Karenin içindeki işlem o karenin üstündeki iki çemberin içindeki sayılara uygulanıp elde edilen sonuç o karenin altındaki çembere yazılarak aşağıdaki diyagram oluşturuyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Eksi 2 ile 4'e 1 işlem uygulamış ve cevabı eksi 8 bulmuş. Şimdi bu L işleminin çarpma işlemi olduğu açıktır. Pekala bakın burada çarpma işlemi uygulamış. 4 ile neyi çarparsam 12 yapar diyor. 4 ile neyi çarparsam 12 yapar. K sayısı neymiş arkadaşlar? 3. Pekala eksi 8'de de 12'ye bir işlem uygulamış ve sonucu 4 bulmuş. Ne yapabilir arkadaşlar? Zaten çarpma veya toplama işlemleri uyguluyor. Demek ki M işlemi de toplama işlemiymiş. Şimdi ben K'yı ne buldum? 3 buldum. L'yi ne bulmuştum? Çarpma bulmuştum. Değil mi? Pekala M'yi de ne bulmuştuk? Toplama işlemi olması gerekiyor demiştik. Bu da sadece bu seçenekte var. Demek ki doğru cevap D seçeneğiymiş. Beşinci sorumuzdayız. Üçgen, kare, işte çember ve yıldız sembollerinden her biri farklı birer rakamı gösterecek şekilde 0, 1, 2, 3 rakamlarıyla eşleştirilerek şurada gördüğünüz sayılar oluşturulmuş. Bu biçimde 3 basamaklı doğal sayılar oluşturulmuş. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında 120, 132 ve 230 sayıları elde ediliyor. Aslında burada küçükten büyüğenin bir mantığı yok. Sadece şu sayıları şu şekilde yazmamız isteniyor. Bakın 120'yi şu şekilde yazalım. Sonrasında ben 230'u yazmak istiyorum. Sonrasında da 132'yi yazmak istiyorum. Peki bunu neden bu sıraya göre yazdım? İşte bakın arkadaşlar izlerseniz yıldızlar nerede? Burada. Peki ikiler nerede? İkiler de tam olarak şurada değil mi? Pekala devam edelim. Demek ki bu yıldızın ben aslında 2 olduğunu anlıyorum. Peki yıldız 2 ise bakın çember nerede? Burada. Kare nerede? Bakın o da burada o zaman. Kare neymiş? Bu da 1'miş. Benden kare ile yıldızın toplamını istiyor. Doğru cevap 3'tür diyebiliriz.
Altıncı sorumuzdayız. A, B, C, D, E reel sayıları, A küçük B küçük C ve B küçük D küçük E eşitsizliklerini sağlıyorlarmış. Buna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Arkadaşlar, hani genelde böyle kesinlikle veya her zaman veya daima diye sorulan sorular biraz daha çeldirici olur ya. İşte bunda hiçbir çeldirici yok aslında bu soruda. Sebep, çünkü zaten gayet açık ve net vermiş. Bakın. Şimdi A B'den küçükmüş. Buradaki B sıralamasına geçecek olursak B kesinlikle D'den küçük ve bu da kesinlikle E'den küçük. C'nin nerede olduğunu bilmiyoruz ama hani şöyle diyebiliriz. C şu araya da sıkışabilir. Şu araya da gelebilir veya şurada da olabilir C. Değil mi? Pekala, C, bakın burada demiyorum kesinlikle, haberiniz olsun. Burada zaten A'nın D'den küçük olduğu net olarak göründüğünden doğru cevap Adana'dır diyebiliriz. Çünkü diğer şıklarda zaten C'leri direkt elememiz gerekiyor. İşte B A'dan küçük demiş, tamamen yanlış. E de B'den küçüktür demiş. Bu da tamamen yanlış arkadaşlar. Cevabın A şıkkı olduğu net bir şekilde görülüyor. 7. soru, x ve y reel sayıları için 3x eksi y eşittir 2 olduğuna göre 3 tane öncül vermiş. Bu öncüllerden hangileri her zaman doğrudur? Bakın yine her zaman gibi bir ifade kullanmış. Bu soru biraz daha tehlikeli. Şimdi y pozitif ise x pozitiftir diyor. Bizim elimizde 3x eksi y eşittir 2 gibi bir ifade var. Şimdi ben burada x'in veya y'nin pozitifliğinden, negatifliğinden bahsedemem arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülü direkt elememiz gerekiyor. Eledik. Pekala. Y tam sayı ise x tam sayıdır diyor. Şimdi varsayalım ki ben y'ye 1 demek istiyorum. Şimdi 3x ya da 1 demeyelim. Şöyle diyelim. X'e ne versek olur? X'e ne verelim? X'e 0 verelim ya. Aynen. 3x eksi 0 eşittir 2 olsun. Eksi 0'ı karşıya atsak da atmasak da zaten bir şey değişmeyecek. Onun orada bir yeri yok. 3x eşittir 2. X eşittir 2 bölü 3. Şimdi ben ne oldu? Y'ye tam sayı verdim. Ama x bir rasyonel sayı çıktı. Tamam, her tam sayı da bir rasyonel. Kesirli çıktı diyelim. Y tam sayıyken x kesirli bir ifade çıktı. Ama burada ne demiş? Y tam sayıyken x tam sayıdır. Bu da gitti. Elimizde tek seçenek ve doğru seçenek 3 kaldı ama 3'e de bir bakalım. X tam sayıysa y kesinlikle tam sayıdır. Şimdi ben 3 ile bir tam sayıyı çarptığım zaman eşittir y artı 2 olacakmış. Ben 3 ile bir tam sayı çarptığım zaman sonuç tam sayı gelir. 2'nin ben tam sayı olduğunu biliyorum. Ve ben bir tam sayıyı ancak bir tam sayı eklersem sonucun tam sayı çıktığını veya çıkacağını biliyorum. Dolayısıyla x tam sayıysa y kesinlikle ama kesinlikle tam sayıdır diyebiliriz. Doğru cevap yalnız 3 seçeneği olacak. Devam edelim. 8. soru. Bir küçük veya eşittir mutlak x, o da küçük veya eşittir 3 demiş. Bu eşitsizliği sağlayan çözüm kümesini, çözüm aralığını sayı doğrusu üstünde gösteriniz demiş. Pekala. Şimdi ayrı ayrı yapalım bunları. Bakın, mutlak x küçük veya eşittir 3'ü almak istiyorum. Önce sonrasında da mutlak x büyük veya eşittir 1'i almak istiyorum. Arkadaşlar, eğer bir sayının mutlak değeri bir a sayısından, bir a reel sayısından küçük veya eşitse bu sayı aslında eksi 3 ile artı 3 arasındadır. Bakın 3'ten küçük verilmiş. Demek ki x kesinlikle neredeymiş? Eksi 3 ile artı 3 arasında. Peki devam edelim. Ayrıca diğer yandan mutlak x ifadesi de birden daha büyükmüş veya eşitmiş. O zaman şu şekilde yazmayı biliyoruz. Bakın x büyüktür 1 veya x küçük veya eşittir eksi 1 demeyi de biliyoruz. Şimdi burada ne hale aldı? Bakalım, şuraya bir eksi 3 sayımız var. Şurada bir eksi 1 sayımız var. Burada 1 sayımız var. Burada da 3 sayımız var. Şimdi ne demiştik? X öncelikle eksi 3 ile artı 3 arasındadır demiştik. İkinci seçenekte ne demiştik? X eksi 1'den küçük veya eşittir. X 1'den büyük veya eşittir demiştik. Bunların kesiştikleri yerler tam olarak neresi arkadaşlar? Bakın şu arada kalan yerler. Peki bunlara eşitlik var mı? Kesinlikle eşitlik var. Dolayısıyla bizim cevabımız şu aralık olacaktır diyebiliriz. Bu doğru cevap da C seçeneğinde verilmiştir. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki tabloda bazı varlıkların kütlelerinin kilogram cinsinden yaklaşık değerleri verilmiştir. İşte bu da güneş, dünya, köpek balığı, insan, bakteri, elektron, bunların da hepsinin baş harfini kullanarak kodlamış. Burada kütlelerini vermiş arkadaşlar. Demiş ki G bölü D, K bölü I ve B bölü E oranları arasındaki doğru sıralamayı istiyor. Pekala, şimdi G bölü D'yi bir bulalım. G güneşin ağırlığı. Güneşin ağırlığı neymiş? 2 çarpı 10 üzeri 30.
Pekala. Dünyanın ağırlığı neymiş? Yaklaşık olaraktır büyük ihtimal bu ifadeler. 10 üzeri 24. Pekala. Ben bu soruyu nasıl çözebilirim? Buradaki sorunu. 10 üzeri 24 ile 10 üzeri 30'u sadeleştirirsem burada bir 10 üzeri 6 kalır. 2 ile de 6'yı sadeleştirirsem burada 1 bölü 3 kalacaktır. Demek ki G bölü D neymiş? 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri 6. Pekala. Şimdi devam edelim. Diğer oran neymiş? K bölü I. Peki bu K bölü I, K köpek balığının ağırlığı 5 çarpı 10 üzeri 3'müş. 5000 kilogram, 5 ton civarında. İnsan 7 çarpı 10 üzeri 1. Pekala, şimdi bunları nasıl sadeleştireceğiz? 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 1'i sadeleştirirsem burada 10 üzeri 2 kalacaktır. Ve bu da 5 bölü 7 çarpı 10 üzeri 2'ye tekabül edecektir. Burada G bölü D'nin K bölü I'den büyük olduğu da açıktır ayrıca. B bölü E, yani bakterinin elektrona olan ağırlığını kıyaslayacağız, oranlayacağız. 1 çarpı 10 üzeri eksi 15'miş bir bakterinin ağırlığı. Elektronun ağırlığı da 9 çarpı 10 üzeri eksi 31. Şimdi burada tek çeldiricisi zaten bu sorunun. Arkadaşlar, eksi 15'ten eksi 31'i çıkaracağız. Yani ben bunları sadeleştirirsem burada 10 üzeri 16 kalır. Bu da 1 bölü 9 çarpı 10 üzeri 16 olacaktır. Şimdi burada katsayıları hiç düşünmeden, yani 1 bölü 3'ü, 5 bölü 7'yi ve 1 bölü 9'u düşünmeden bu soruyu çözebiliriz. Sebep, çünkü zaten 10 üzeri 6, 10 üzeri 2 ve 10 üzeri 16 arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla direkt şöyle sıralarsak B büyüktür G, bu da büyüktür K şeklinde getirebiliriz. Altlarına da isterseniz oranlarını yazabilirsiniz, diğer oranlarını. Yani şuraya D yazacağız, şuraya da İ yazacağız. Doğru cevap da nerede verilmiş? B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 10. soru artık tüm deneme kitaplarında, soru bankalarında meşhur olan bir soru. Arkadaşlar, bu tarz soruları çözebilmek için öncelikle şeklin kendini nasıl tekrar ettiğini görmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bakacak olursak, ben farklı bir şekilde de ayırabilirdik soruyu ama ben şu şekilde ayırmak istiyorum. Bakın, şuradan şöyle bölersek şekli sürekli şu şekilde ikili ikili bölersek, yani her 4 karede bir bölersek, işte bu da nasıl gider? Şu şekilde gider. Her 4 karede bir bölelim bunu. Aynen. Şimdi bakın, şuradaki 4 tane karenin, 4 tane karenin ikisi beyaz, ikisi siyah. Bu şekilde devam etmiştim. Bakın, 2 tane siyah var, 2 tane beyaz var. 2 tane siyah var, 2 tane beyaz. 2 siyah, 2 beyaz. Hep bu şekilde devam ediyor. Son olarak şuraya gelelim. 2 tane siyah, 2 tane beyaz. 2 tane siyah, 2 tane beyaz. Şurada bir tane siyah artmış. Değil mi? Bir tane sadece. Peki o bir tane siyah, bakın şuradan çıkaralım. 37 tane siyah kare bulunuyormuş burada. Bir tanesini çıkarırsak 37 eksi 1'den 36 tane kare siyahmış. Ben biliyorum ki 2 tane beyaza karşılık 2 tane de siyah var. Demek ki bu siyahtan önce toplam 36 tane siyah varsa kaç tane beyaz vardır? Tabii ki 36 tane de beyaz vardır diyebiliriz. Bir diğer sorumuz, 11. soru. A ve B tam sayıları için A eksi B tek sayıymış. Şimdi bu ne demek? A eksi B'nin tek olması ne demek? Yani A çiftken B neymiş? Tekmiş. Pekala, A tekse ne olacak? A tekse B çifttir diyebiliriz. Değil mi? Yani birbirinden farklıymış. Biri tekken biri çift, biri çiftken diğeri tek. Pekala. A artı B çift sayıdır demiş. Ne demiştik? Biri tekse diğeri çift, biri çiftse diğeri tek demiştik. Böyle bir şey mümkün mü? Çift olması? Hayır. A çarpı B çifttir. Bunlardan bir tanesi mutlaka çift olduğu için çarpımları kesinlikle çifttir diyebiliriz. Devam edelim. A üzeri B çift sayıdır. Şimdi A'nın çift olup da B'nin tek olduğu duruma dahi baksanız, şu ifadenin her zaman doğruluğundan şüphe etmeniz gerekir. Neden? Mesela ben çift sayı olarak 2'yi seçtim. Tek sayı olarak da eksi 3'ü seçtim. Hadi bakalım ne oldu burası? 1 bölü 8. Şimdi 1 bölü 8 tek mi çift mi? Buna yanıt veremeyiz. Çünkü tekliği ve çiftliği sadece tam sayılarda arıyorduk, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla 3. seçenek ve 1. seçenek yanlış. Her zaman doğru olan yalnız 2'dir deriz. 12. soru. İçinde harf ya da rakam yazılı olan aşağıdaki şekillerden bir tanesi rastgele seçiliyor. Ve diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisinin seçilme olasılığı daha fazladır diye sormuş. Şimdi
Şıklara bakalım. Bir harf yazılı dörtgen, harf yazılı üçgen, harf yazılı daire, rakam yazılı üçgen ve rakam yazılı dörtgenlerimiz var bizim. Pekala. Şimdi madem öyle, şunları bir yazalım kenarlarına kaçar taneymiş bunlardan. Harf yazılı dörtgen. Harf yazılı dörtgen şu mudur? Başka var mı içerisinde? Yok. Bir tane. Harf yazılı üçgen. Harf yazılı üçgen bakın ondan da bir tane var. Üçgenin içinde B yazmış. Bundan da bir tane var. Harf yazılı daire. Harf yazılı daireden 1 ve 2, 2 tane var. Rakam yazılı üçgen. Burada üçgenin içerisinde 2 yazmış. Bir tane var ve rakam yazılı dörtgen. Rakam yazılı dörtgen de bir tane var. E şimdi bundan bir tane, bundan, şundan ve şundan bir taneyken iki tanesinin harf yazılı daire olduğunu biliyoruz. Tabii ki herhangi bir şekli seçtiğimizde harf yazılı dairenin gelme olasılığı daha fazladır. 13. soru. Aşağıdaki Venn şemasında kuşlar kümesini K harfiyle, uçabilen kuşlar kümesini U harfiyle, siyah renkli hayvanlar kümesini de S harfiyle gösteriyor. Şekil şurada. Buna göre yukarıdaki şemada boyalı bölgenin temsil ettiği küme aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Öncelikle burada bir hayvan seçeceğiz ve bu hayvanın kesinlikle ama kesinlikle siyah renkli olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü siyah renkli kümenin içerisindeki bölgeyi taramış değil mi? Kesinlikle siyah renkli. Devam edelim. Peki bu bir kuş mu arkadaşlar? Bakın kuş kümesinin de içerisinde. Kuş kümesi nerede? Bakın burada. Kuş kümesinin de içerisinde olduğu için siyah renkli bir kuş bu seçeceğimiz hayvan. Peki uçuyor mu uçamıyor mu? Bakın uçabilen hayvanlar kümesi şurada. Bunun dışında kalmış bizden istediği yer. Dolayısıyla bu kuşlar ne yapıyormuş? Uçamayan kuşmuş. E pekala. Uçamayan siyah renkli kuş nerede? D seçeneğinde verilmiş zaten. Evet, 14. sorumuzdaylar. Arkadaşlar 3 tane grafik vermiş ve bu grafiklerden hangileri tanım kümesindeki en az bir A elemanı için FA eşittir 0 eşitliğini sağlayan y·f(x) biçiminde bir fonksiyon belirtir demiş. Arkadaşlar FA eşittir 0'ı sağlayacak. Yani bu fonksiyon x eksenine değecek diyor. Değecek dediği için şu 3'ü direkt eleyebiliriz. Şimdi geriye kaldı 2 tane grafik. Yani 1 ve 2 numaralı grafikler kaldı. Aslında ikisi de sağlıyor gibi görünüyor. Sorunun güzelliği de burada ortaya çıkıyor zaten. Şöyle bir çeldiriciliği var. Arkadaşlar ikinci grafiğe baktığımızda aslında bunun bir fonksiyon olmadığını görürüz. Yani mesela şuradaki bir x1 ifadesi, bu x1 ifadesi hem buradaki değere hem de buradaki değere gidiyor. Zaten fonksiyon tanımına uymadığı için fonksiyon değildir. Ama buradaki ifade hem bir fonksiyondur. Yani y eksenine paralel çizgiler çektiğinizde şu şekilde paralel çizgiler çektiğinizde hepsi de bir noktada kesiyor. Yani fonksiyon belirtir. Ve ayrıca şuradaki bir x1, buradaki bir x2 değeri için fonksiyon fx1 eşittir 0, fx2 eşittir 0. Yani diyor ki en az bir fa eşittir 0'ı sağlayan noktaları vardır diyor. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Yalnız 1'dir diyebiliriz arkadaşlar. 15. soru bir px polinomunun x eksi a ile bölünmesinden x eksi a ile bölünmesinden elde edilen kalan pa değeridir. Yani ben şurayı sıfıra eşit dersem x eksi a eşittir sıfırsa x eşittir a o a'yı da götürüp p'nin içine yazıyordum. Değil mi? Hatırla. O zaman pa değeri benim polinomumun x eksi a ile bölümünden kalanı veriyordu. K bir reel sayı olmak üzere px eşittir x kare eksi kx artı 2k polinomunun x eksi k ile bölümünden kalanı sormuş. Şimdi x eksi k ile bölümünden kalan diyor ya ben bu x eksi k'yı sıfıra eşit dersem x ne gelir? K gelir. Yani benden neyi istemiş? Pk değerini. Pk değerini x gördüğümüz yere k yazarak elde edebiliriz. K kare eksi k çarpı k. K kare artı 2k. E k kareler gitti. Kalan neymiş? 8. O halde bunu da 8'e eşitleyeceğim. 2k eşittir 8 ise K eşittir 4'tür diyebiliriz rahatlıkla. Doğru cevap B seçeneği. 16. soru. A tane rafı olan bir kitaplığın her bir rafında B tane kitap bulunmaktadır. Bu kitaplığın her bir rafına C tane kitap daha yerleştiriliyor. Bakın kolay bir soru aslında ama yine de biz şekillendirelim. Şunların her biri bir raf olsun arkadaşlar. Şöyle. Kaç tane raf varmış? A tane. A tane raf diyelim. Pekala. Bu rafların her birinde B tane kitap varmış. Şurada da B'şer tane kitap olsun. Kaç tane çizdik? 6 tane eşit olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunların her biri kaç tane? B tane kitap var.
Ve adam getirmiş demiş ki C tane daha kitap yerleştiriyor her bir rafa. Şunlar da C tane kitap olsun. Şimdi bu da kaç tane kitap oldu? Her bir rafta C tane daha kitabımız oldu. Pekala, bize sorduğu şey ne biliyor musunuz? Bu raftaki toplam kitabın gösterimi nedir? Toplam her bir rafta kaç tane kitap oldu bakın. B tane, C tane, B artı C tane kitap oldu. Kaç tane rafımız vardı? A tane rafımız vardı. Yani A parantezinde B artı C benim cevabım olacaktır diyebiliriz. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir. 17. soru. İstatistik konusundan bir soru. Diyor ki x1, x2, x3, xn şeklinde n elemandan oluşan veri grubu için bu veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir ve x üssüyle gösterilir. Aritmetik ortalamayı şu şekilde gösteriyorduk biliyorsunuz. Bunu da işte sayıların toplamını sayı adedine bölerek buluyoruz. Peki bu veri grubunun standart sapmasında s ile gösterirsek s eşittir. Karekök içerisinde her bir veriden aritmetik ortalamayı çıkarıp karelerini alıyoruz, topluyoruz ve veri adedinin bir eksiğine bölüp karekökünü alıyoruz. Bu şekilde de standart sapmayı hesaplıyormuşuz. Bir firmanın sunduğu yeni bir çikolata çeşidini belirli bir haftanın hafta içi günlerinde satın alan kişi sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu kişi sayılarından oluşan veri grubunun standart sapması kaçtır diye soruyor. Öncelikle Pazartesi günü 6 kişi almış. Salı günü 8 kişi. Çarşamba günü 10 kişi almış. Perşembe günü 12 ve Cuma günü 14 kişi bu çikolatadan almış, yeni çıkan çikolatadan. Peki toplam kaç kişi almış hafta içerisinde? Toplam 50 kişi almış arkadaşlar. Pekala. Peki kaç gün satılmış? 5 gün satılmış. Ben bunu 5'e bölersem 50 bölü 5'ten 10. Yani bu nedir arkadaşlar? Aritmetik ortalama. Ben buna x üssü diyebilirim. Pekala. Şimdi teker teker 6'dan ortalamayı çıkarıp karesini alacağım. 8'den ortalamayı çıkarıp karesini alacağım. Ve bunları toplayacağım. Topladıktan sonra da ne yapacağım? N eksi 1, yani 5 eksi 1'e bölüp karekökünü alacağım. Pekala, yazalım şimdi. 6 eksi 10 bunun karesi artı 8 eksi 10'un karesi artı 10 eksi 10'un karesi artı 12 eksi 10'un karesi artı 14 eksi 10'un karesi. Topladık. Bunu peki neye bölüyorduk arkadaşlar? N eksi 1'e, yani gün sayısına 5. 5 eksi 1'e böleceğiz ve kare kökünü alacağız. Pekala. 6 eksi 10 eksi 4 karesi 16. 8 eksi 10, hatta şunları kırmızıyla yazalım. Bu gitti. Evet, şöyle yazalım. 6 eksi 10 eksi 4 eksi 4'ün karesi 16. 8 eksi 10 eksi 2 eksi 2'nin karesi 4. Şurası zaten 0. 12'den 10'u çıkarırsak 2 karesini al 4. Ve 14'ten 10'u çıkarırsak 4 karesini al 16. Üst tarafın toplamı 16 artı 4 20. Bir 20 de bu tarafta var, 40. 40'ı neye böleceğiz arkadaşlar? 5 eksi 1, yani 4'e böleceğiz. Pekala. 40'ı 4'e bölüp karekökünü almamız gerekiyormuş. 40 bölü 4 10. Cevap neymiş arkadaşlar? Kök 10'muş diyebiliriz. Yani doğru cevap burada C seçeneğinde verilmiştir. 18. soru. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tekse ortadaki sayıya, çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı, yani ortancası denir. Bir kahve firması sunduğu yeni bir kahve çeşidi için müşterilerine birden 5'e kadar rakamlarla puanlandırılan bir müşteri memnuniyet anketi uygulamıştır. Bu ankete göre katılanlar tarafından verilen puanların kişi sayısına dağılımı aşağıdaki tabloda veriliyormuş arkadaşlar. Tablo şurada. Buna göre bu ankete katılanlar tarafından verilen puanların oluşturduğu veri grubunun medyanını soruyor. Şimdi öncelikle kaç kişi var ve kaçar puan vermişler? Şimdi 15 kişi bir puan vermiş. Demek ki bu 15 tane bir yan yana dizeceğim şu şekilde. Burada kaç tane var? 15 tane. Sonrasında 25 tane 2'yi yan yana dizeceğim. Şu şekilde. Burada kaç tane 2 var? 25 tane. Çünkü 25 kişi 2 puan vermiş. 20 kişi de 3 puan vermiş. 3'leri de dizelim yan yana. Burada da 20 tane 3 var. Pekala. 35 kişi 4 puan vermiş. Bu 4'lerden kaç tane oluyor yani? 35 tane. Pekala. 30 kişi de 5 puan vermiş. 5'leri de şu şekilde dizelim. Burada kaç tane varmış arkadaşlar? 30 tane de
5 varmış diyeceğiz. Peki toplamda kaç kişi var? 15, 25, 20, 35, 30. Yani 15, 25 daha 40, 20 daha 60, 65 daha 125 kişi var. O zaman burada da 125 tane sayı var. Ben bunu tam ortadan ikiye parçalamam gerekiyor. Ortayı orası olarak göstermeyelim de. Sonuçta kaç tane vardı? 125. Demek ki 62 bir yanında olacak. 62 bir yanında tam ortada da bizim medyanımız olacak ki toplamda kaç tane sayı olsun? 125 tane sayı olsun diyebiliriz. Pekala. Şimdi tam ortadakini bulabilmek için 62 tane bu tarafa doğru gideceğiz. Şu tarafa doğru gideceğiz. Evet, 15 tane burada vardı. 25 tane burada 40. 20 de burada 60. Demek ki 3'ler bittiğinde 60. sayıyı geçmiş oluyorum. 60. sayıya ulaşmış oluyorum. Peki 61. sayı burada 4, 62. sayı burada gene 4 ve 63. sayı burada gene ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Benim de zaten medyanım 63. sayıydı. Baştan 63. sayı ve medyan kaçmış? 4'müş diyebiliriz. Devam edelim. 19. soru. Elinde beyaz, siyah ve kırmızı renkli boyalar bulunan bir ressam bu boyaları kullanarak gri ve pembe renkli boyaları aşağıdaki kurallara göre elde edecektir. Diyor ki, gri boya elde etmek için sadece beyaz ve siyah renkli boyalar kullanıyor. Yani beyazdan ve siyahtan kullanıyor gri elde edebilmek için. Ve bu boyaları da 1 ve 2 sayılarıyla doğru orantılı olacak şekilde kullanıyor. Yani K gram bundan diyelim. 2K gram da bundan kullanıyormuş. Pekala, pembeyi elde edebilmek için de bu sefer de beyazla kırmızıyı kullanıyormuş. Bakın burada pembe renkli boya elde etmek için sadece beyaz ve kırmızı renkli boyalar sırasıyla 1 ve 3 sayılarıyla doğru orantılı. Buna da M ile 3M diyelim. Sonra da diyor ki eşit miktarda gri ve pembe renkli boya elde etmiş. Şimdi toplamda şurada ne kadar vardı? 3K. Şurada ne kadar boya elde etmiş? 4m ama bunlar eşit miktardaymış. Yani 3 ile 4'ün ortak katını düşünelim o zaman. 3 ile 4'ün ortak katı nedir? 12. Şimdi bundan 12k, bundan da 12k elde etmiş olsun. Hatta k demeyelim ona. K'yı bir kere kullandık. Bunlara x diyelim. 12x bundan, 12x de bundan elde etmiş. Şimdi şöyle düşünebiliriz. 3'e 1 oranı varsa aslında kırmızıdan ne kadar yapmıştır? 9x kadar. O zaman beyazdan da 3x kadar kullanmıştır. Burada da 12x vardı. 2k'ya k oranı varsa demek ki bundan 8k, bundan da 4k kadar kullanarak gri boya elde etmiş diyebiliriz. Şimdi ne demiş bize? Bu ressam toplam 140 gram beyaz renkli boya kullanmıştır. Beyazlar nerede? 4k, pardon, 4x, şunlar x'ti. 4x ve şurada da 3x mi var? Yani 7x eşittir 140 grammış. O zaman x kaç gramdır arkadaşlar? 20 gram. Demiş ki siyah ve kırmızı renkli boyalardan kaç gram kullanmıştır? Siyahtan ne kadar kullanmıştı? Yazmıştık bakın buraya 8x. Peki kırmızıdan ne kadar kullanmıştı? Kırmızıdan burada görünüyor 9x. Toplamda 17x kadar boya kullanmış. X'i ne bulmuştuk biz? 20. O halde 17 çarpı 20'den doğru cevabın 340 gram olduğunu görebiliriz. Doğru cevap B. Bir diğer sorumuz. Bir iş ilanına toplam 93 aday başvurmuştur. İlana başvuran erkek adayların 4'te birinin, kadın adayların ise 5'te birinin başvurusu geçersiz sayılmıştır. Başvurusu geçerli olan erkek ve kadın aday sayısı eşit olduğuna göre başvurusu geçersiz sayılan toplam kaç aday vardır diye bize bir soru sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim, bakın ilana başvuran erkeklerin 4'te 1'inin geçersiz sayılmış. Yani K kadarı geçersiz sayıldıysa 3K kadarı geçerli sayılmıştır. Toplamda 4K başvurmuş ve K'sı yani 4'te 1'i geçersiz sayılmıştır. Şuna geçersiz, buna geçerli diyelim. Pekala. Kadınların da 5'te 1'i geçersiz sayılmış. Yani M'ye 4M olacak geçersiz ve geçerli olarak şu şekilde düşünebiliriz. Peki ne demiş bize? Başvurusu geçerli olan erkeklerle kadın adayların sayısı eşittir. Yani bir önceki soruya çok benziyor. O zaman ben şuna şöyle diyebilir miyim? 3 ile 4'ün gene bakın şunlar birbirine eşitmiş. 3 ile 4'ün ortak katı 12. Ben bunu 12x diyeyim. Kaç kat arttırdık bunu? 4 kat arttırdık katsayı olarak. Bunu da 4 kat arttırırsak bu 4x'miş demek ki. O zaman burayı da 12x demiştim. Çünkü birbirine eşitmiş.
Bunu kaç kat artırdık katsayı olarak? 3 kat. O zaman bunu da 3 kat artırırsak 3x. Değil mi? Şimdi ne demiş? İş ilanına toplam 93 tane aday başvurmuş. Şimdi şurada kaç kişi başvurdu? 16x. Burada kaç kişi başvurdu? 15x. Bu ikisinin toplamı nedir? 31x. Bu 31x neye eşitmiş? 93'e. O zaman x kaçtır? Hemen 3 ile çarparsak 31'i 93 elde ettiğimizi görürüz. X 3'müş. Başvurusu geçersiz sayılan toplam aday. Başvurusu geçersiz bir burada vardı 4x tane. Bir de burada vardı 3x tane. Toplam 4x artı 3x'ten başvurusu geçersiz olan adaylar 7x'miş. X'i de ben 3 bulmuştum. 7 çarpı 3'ten doğru cevabın 21 yani C seçeneği olduğunu görürüz. Devam edelim. 21. soru. Yanıcı ucu şekildeki gibi kahverengi olan 12 tane kibrit aşağıdaki gibi diziliyor. Bu kibritler sadece yanıcı uçlarından alev almakta ve alev alan bir kibritin tamamı yanmaktadır. Ayrıca yanan bir kibritteki alev kibritin yanıcı olmayan ucuna geldiği yerde başka bir kibritin yanıcı ucu varsa bu kibrit de alev almaktadır. A kibriti yanıcı ucundan alev aldıktan sonra son durumda yanmayan kibrit sayısı nedir? Şimdi A kibriti yanmaya başlıyor şuradan. Peki A kibriti yandı bitti ve burada ne var? Şuradaki bir kibritin ucu var. O zaman bu da yanacaktır. Bu yandı, ateş buraya ulaştı. Ateş buraya ulaştıktan sonra şunu yakar. Bunu yaktıktan sonra artık burada yanacak bir uç yok. Pekala. Ateş en son şuraya ulaşmıştı. Buradan sonra şu ikisini de yakmaya başlar. Bu burayı yakar. Artık başka hiçbir yere gidemez. Şu uç da yandıktan sonra şuraya ulaşır. Ve ulaştıktan sonra da bunu yakar. Ve bu da burayı yakacaktır. Değil mi? Şimdi yanmayan kaç tane kaldı? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kibrit kaldı. Yanmayan bize de bunu soruyordu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Soruda 22. soruda demiş ki aşağıda 8 bölmeden oluşan bir çark verilmiştir. Bu çarkın bölmelerine art arda gelen her 4 bölmedeki sayıların toplamı 44 olacak şekilde sayılar yazılacaktır. Buna göre boyalı 2 bölmeye yazılacak sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu tarz soru bayağı da meşhur oldu artık. Şimdi 4 tanesinin toplamı ardışık olarak 4 tanesinin toplamı ne olacakmış? Mutlaka ama mutlaka 44 olacakmış. Şimdi ben buraya x dersem, şuraya da y dersem. Bakın x artı 8 artı y artı 10 ne yapacakmış? 44. Pekala şimdi bu sefer bunları değil de şunu, şunu, şunu ve şunu seçeyim. Madem öyle... 8 artı y artı 10 artı şuraya da z diyeyim hatta ben. Artı z. Bu da mı 44 olacak? Zaten 8 artı y artı 10 burada da burada da var. O zaman x z'ye eşitmiş toplamlar birbirine eşit olduğu için. Mantalite zaten şu. Bunlar karşılıklı olarak hepsi birbirine eşittir. Yani 6'nın karşısında 6 olmak zorundadır. 8'in karşısında 8 olmak zorundadır. Ve 10'un tam karşısında 10 olmak zorundadır. Dolayısıyla x'in karşısında x olmak zorundadır. Ve ardışık 4 tanesinin toplamının 44 olduğunu bildiğim için artık x'i rahatlıkla bulabilirim. Yani 10 artı 6 16, 8 daha 24 yazalım. 10 artı 6 artı 8 artı x ne olacakmış? 44. Şurası ne yapmıştı? Az önce topladık. 24 artı x eğer 44 ise x buradan ne gelir? 20. Ya bizden neyi istemiş? Boyalı 2 bölmeye yazılacak. Yani x artı x'i yani 2x'i istemiş. 2x eşittir 2 çarpı 20'den 40 yapar diyebiliriz arkadaşlarım. Bir alttaki soru. Dairesel bir yarış parkuru varmış arkadaşlar. Bu parkurda Efe başlangıç noktasından harekete başlıyor. Furkan ise Efe'den 20 dakika sonra aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor. Yani şekli şu şekilde çizebiliriz. Bakın şöyle bir dairesel pistimiz olsun bizim. Tam daire oldu mu olmadı mı artık kusura bakmayın. Başlangıç noktasına B diyelim. Bu başlangıç noktasından harekete başlıyorlar. Ve arkadaşlar Efe bu tarafa doğru harekete başlasın. Furkan da diğer tarafa doğru harekete başlasın. Şimdi Efe 36 dakika boyunca hareket ediyor. Furkan da Efe'den 20 dakika sonra harekete başladığına göre 36-20'den 16 dakika sadece hareket ediyor. Ve bunlar bir yerde karşılaşıyorlar. Şurada bir yerde karşılaşsınlar. Karşılaştığı noktaya da K diyelim. Pekala şimdi bu ne kadar hareket etti sabit hızda? 36. Bu ne kadar hareket etti sabit hızda? 16 dakika hareket etti. Değil mi? Pekala.
Sorumuzun devamını okuyalım. Şimdi diyor ki 36 dakika sonra Furkan'la ilk kez karşılaşıyorlar. Bu arada soruyu okumadan 36'yı yerleştirmiş olabilirim. Efe harekete başladıktan 36 dakika sonra Furkan ile ilk kez karşılaşıyormuş. Soruyu okuyalım önce. Bu karşılaşmadan bir süre sonra Efe ile Furkan başlangıç noktasına aynı anda varıyor ve bir türü tamamlıyorlar. Şimdi karşılaşma noktasından sonra ikisi beraber Furkan bu taraftan, Efe de bu taraftan hareket ettikten sonra başlangıç noktasına aynı anda varıyorlar arkadaşlar. Aynı anda. Pekala. Şimdi soruyu şöyle çözeceğiz. Bakın. Sorunun tamamını bir okuyalım. Ondan sonra sorunun çözümüne gayet güzel bir çözüm olduğu için sabırsızlandım sanırım. Efe ile Furkan ilk kez karşılaştıklarında saat 13 olduğuna göre bir turu tamamladıklarında saat kaçtır diye soruyor. Şimdi saat 13'te karşılaşmışlar ama ne kadar yol aldıklarını bir bulalım önce biz. Şimdi 16 dakika hareket ediyor. Buna V2 hızıyla diyelim. Bu da 36 dakika hareket ediyor V1 hızıyla. Rengimizi bir değiştirelim de karışmasın. Evet, şöyle gösterelim. Şimdi V2 hızıyla Furkan kaç ne kadar süre hareket ediyor? 16 çarpı V2 kadar hareket ediyor. Pekala, diğeri de ne kadar hareket ediyor? 36 dakika boyunca V1 hızıyla hareket ediyor ve bunlar karşılaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar, bu 16 çarpı V2 kadar geldi ya buraya kadar. Şöyle gösterelim, şuraya kadar. Peki karşılaştıktan sonra bu V1 hızıyla almayacak mı diyor. O zaman V1 ile V2 arasındaki şu bağıntıyı bir çözmemiz lazım bizim arkadaşlar. Bakın. Şimdi sadeleştirme yaparsak 4'e bölelim. 4 diyelim. 4'e bölelim 36'yı. 9. 4 tane V2 eşittir 9 tane V1 dersek o halde V2'ye ben direkt 9V, V1'e de direkt 4V diyebilirim. Şimdi madem öyle yerine yazalım. 16 dakika boyunca bu adam V2 ile yani 9V ile hareket etmiş. V1'in yani Efe'nin hızı neymiş? 4V. 4V ile T sürede alır yolu. Bence gayet güzel oldu. Şimdi 4 ile böl 1, 4'e böl 4. V'ler de bir yandan gitsin. 4 kere 9 eşittir T. Yani 36. Yani karşılaştıktan 36 dakika sonra ikinci kez B noktasında karşılaşacaklarmış. Karşılaştıklarında saat 13.00 değil miydi? 13.00'a 36 dakika ekleyeceğiz ve doğru cevabı bulacağız. Saat 13.36'da bu adamlar başlangıç noktasında tekrardan bir araya gelirler. 24. soru. Şimdi şöyle okuyalım bir soruyu. Diyor ki aşağıda alanının %20'si vesikalık fotoğraf için ayrılan bir öğrenci kimlik kartının görünümü verilmiştir. Yani şu fotoğraf için ayrılan yer eğer alan olarak A ise fotoğraf için ayrılmayan diğer kısım arkadaşlar neymiş? 4V'ymiş. Neden? %20'si diyor çünkü. Burası %20 ise burası %80'dir. Boyutları 4 birim çarpı 6 birim olan yani 4 çarpı 6 boyutunda bir vesikalık fotoğraf düşünelim şu şekilde. Şu bizim vesikalık fotoğrafımız olsun. Hatta şuraya da şöyle bir tane adam çizelim. Şu elleri olsun. Evet, neyse devam edelim. Şimdi burası kaç santimetreymiş? Kaç birimmiş? 4 birim. Burası kaç birimmiş? 6 birim. Sonra demiş ki bize bilgisayar ortamında kenarlarından eşit oranda küçültülerek ilgili alanı tam olarak dolduracak şekilde yapıştırıldığında bu fotoğrafın çevresi 10 birim olmaktadır. Buna göre bu kimlik kartının alanı kaç birim karedir? Yani anlatmaya çalıştığı şey şu. Arkadaşlar işte alttan üstten bu fotoğraf kesiliyor. Neden kesiliyor? Çünkü şu kimlik kartına yapıştırılabilmek için kesiliyor. Ve kesildikten sonra bu arada kısa kenarı ve uzun kenarı eşit oranda kesiliyor. Kesildikten sonra da işte çevresi 10 birim oluyormuş. Pekala. Şimdi benim kısa kenarım ne kadardı? 4 birim. Varsayalım ki 1 bölü x'i kadar küçültüldü. Pekala. Şimdi uzun kenar neydi? 6'ydı. Bu da 1 bölü x'i kadar azalmış olsun, küçültülmüş olsun. Pekala arkadaşlar. Şöyle diyelim mi? Ben bunları toplarsam kısa kenar artı uzun kenar elde etmiş olurum. Ve bunu da gidip 2 ile çarparsam yapıştırdıktan sonra çevresi ne oluyormuş? 10 birim oluyormuş. Peki gerekli sadeleştirmeleri bir yapalım. 2'ye böl 1, 2'ye böl 5.
Peki devam edelim. Şurası ne yapar? 4 bölü x artı 6 bölü x eşittir 5 miymiş? Yani 10 bölü x eşittir 5 ise x kaçtır arkadaşlar? X 2'dir. X de 5'in yerini değiştirerek bunu elde edebiliriz. X 2 ise ne kadarı oranında küçültülmüş aslında? 1 bölü 2'si kadar küçültülmüş. Şimdi 4 birim 1 bölü 2'si kadar küçültülürse 2 birime düşer. 6 birim 1 bölü 2'si kadar yani yarısı kadar düşürülürse 2 birime iner. Bize demiş ki bu kimlik kartının alanını sormuş. Şimdi bunun alanı ne oldu? Elimizde şöyle bir resim oluştu. Burası 2 birim, burası 3 birim. Alan ne arkadaşlar? 6 birim mi? Şuraya A demiştik. A neymiş? 6. Şurası da 4 kere 6'dan 24. O zaman 24 artı 6 yani 30 benim kimlik kartımın alanı olacaktır. Devam edelim. 25. soru. Derya yıkadığı eşit sayıdaki gömlek ve pantolonları doğrusal olan boş bir çamaşır ipine tek sıra halinde asmıştır. Elinde yeterli sayıda mandal olmadığı için yan yana bulunan her iki giysiyi mandallarından biri ortak olacak şekilde asan Derya her bir gömlek için 3 mandal ve her bir pantolon için de 2 mandal kullanmıştır. Derya bu giysileri asmak için toplam 64 tane mandal kullandığına göre çamaşır ipine toplam kaç gömlek asmıştır diye soruyor. Öncelikle burada anlattığı mantığı bir gösterelim. Şimdi şu bir gömlek olsun. Sonrasında gömleği yanına hemen bir tane daha gömlek asmış varsayalım. Bu gömleğin yanına hemen bir tane daha gömlek asmış. Bu böyle gitmiş gömlek gömlek gömlek. Sonra son gömleği asmış. Son gömleği astıktan sonra hemen şuradan şöyle yapalım. Buraya pantolon asmaya başlamış. Pantolonları da şöyle gösteriyorum. Bunlar da pantolon olsun. Astığı pantolonlar. Böyle böyle asmış. En son bir tane daha asmış ve pantolon da bitmiş. Toplam 64 tane mandal kullanmış ama bu mandallara bir asma taktiği var Derya'da. Birinci pantolondan başlamış. Bir tane mandal buraya, bir tane mandal ortasına atmış diyelim. Bir tane de mandal şuraya atmış ki her ikisini birlikte tutsun. Sonrasında bir tane buraya ve sonrasında gene buraya bir tane daha atmış ki her ikisini birden tutsun. Gene buraya ve gene her ikisini birlikte. Peki en son şuraya ikisini birlikte tutacak bir tane. Bir tane de şöyle atmış ki bakın burada hem gömleği hem pantolonu tutturdu bir mandalla. Peki şuraya artık bir tane mandal atacak, yine iki tane eşya tutacak, giysi tutacak. Buraya da öyle, buraya da öyle, en son buraya da öyle. Şuraya bir tane tek mandal atacak artık. Şimdi ben şöyle düşündüm. Sadece ilk gömleği asabilmek için 3 tane mandal kullandığını varsayalım. 3 tane mandal kullandı. Peki diğer gömlek için 2 tane mandal kullanmış oldu. Bakın 3 tane kullandıktan sonra diğer gömleği asabilmek için 2 tane mandala ihtiyacı var. Hadi diyelim bunu da astı. Bunu asabilmek için gene 2 tane. Hadi diyelim şuraya kadar bu şekilde gel. Bakın bu gömleği asabilmek için de 2 tane mandala ihtiyacı var. İlk gömlekten sonra eğer ben x tane gömlek ve x tane pantolonum var dersem ilk gömlekten sonra x eksi 1 tane gömlek kaldı ve 3 tane mandal buraya kullanmıştı. X eksi 1 tane gömleğin her biri içinde 2 tane mandal kullandı derim. Pekala, hadi diyelim bunu da astık. Pantolon için buradaki ilk pantolon için bir tane, ikinci pantolon için bir tane, üçüncü pantolon için bir tane ve sonuncu pantolon için gene bir tane kullandı. Yani x tane pantolon içinde birer tane mandal kullandı. Peki toplam kaç tane mandal kullanmış? 64 tane. 3 artı 2x eksi 2 artı x eşittir 64 diyelim. 2x de x'i topla 3x. 3'ten 2'yi çıkar. 1 karşıya at 63. O zaman x kaçmış? 21. Ne diye sormuştu bize? Kaç tane gömlek asmıştır? Biz zaten gömlek sayısına x demiştik. Doğru cevap da Bursa'dır diyebiliriz. Geçelim diğer sorumuza. Diğer soru kolay bir soru olmuş. Aslı 3 günlük bayram boyunca gelen misafirlerine şeker ikram ediyor. Bayramın birinci günü 30, ikinci günü 25, üçüncü günü 20 misafir gelmiş ve her biri birer şeker almıştır. Başlangıçta şekerliğinde 100 şekeri bulunan Aslı bayram boyunca şekerliğine yeni şeker eklemiyor. Yani başlangıçta 100 tane şekeri var. Birinci gün 30 tane, ikinci gün 25 ve üçüncü gün 20 tane misafir geliyor ve bunları birer tane şeker alıyor. Şekerlikte kalan şeker sayısı aşağıdaki sütun grafiklerinin hangisinde doğru olarak göstermiştir? Bakın birinci gün kaç tane şeker almışlar? 25 tane. Geriye ne kaldı? 75 tane. Pekala. Ha, pardon, orayı yanlış yazdık. Birinci gün 30 tane almışlar arkadaşlar. Birinci gün 30 tane alınca 70.
İkinci gün 25 tane alınca 70 eksi 25'ten 45 tane kalacaktır. Üçüncü günde 20 tane almış bu misafirler. 20 tane çıkarsak da 25 yapacaktır. Yani 70, 45, 25 hangi grafikte verildiyse ki burada 70, 45, 25 o cevap benim için doğrudur. 27. soru. Demiş ki bir kentte 2 tane ilçe, her ilçede 3 tane semt, her semtte 12 tane mahalle bulunuyor. Yazalım. Şimdi bir tane kent var. Bu kentte kaç tane ilçe varmış? 2 tane ilçe. Bakın. Her ilçede 3 tane semt varsa yani bir ilçede 3 tane semt varsa 2 ilçede 6 tane semt vardır. Her semtte 12 tane mahalle bulunuyorsa 6 tane semtte 6 çarpı 12'den 72 tane mahalle bulunacaktır. Şimdi geçelim sorunun devamına. Sağlık kuruluşu olarak her 6 mahallede bir tane sağlık ocağı. Her 6 mahallede bir tane sağlık ocağı. Bakın 6'da bir tane ise 72'de kaç tanedir? 6'da bir tane ise 72'de x tanedir. Diyelim 6x eşittir 72 ise x eşittir 12'dir. Demek ki burada kaç tane sağlık ocağı varmış? 12 tane sağlık ocağı vardır diyebiliriz. Her semtte bir tane sağlık merkezi. Her semtin bir tane oluyorsa o zaman burada da 6 tane sağlık merkezi vardır diyebiliriz. Her ilçede de bir tane hasta var. Hastane var. Bir tane ilçede bir tane hastane varsa iki ilçede iki tane hastane vardır diyebiliriz. Başka bir şey vermiş mi? Kentte yokmuş demek ki. Bu kentte toplam kaç sağlık kuruluşu vardır diye soruyor. 2 artı 6 artı 12'den 20 tane sağlık kuruluşu vardır diyebiliriz. 28. soru. Soruda diyor ki bir mağazadaki şapka, gömlek ve pantolon modellerine ait renk seçenekleri aşağıdaki katalogda gösterilmiştir. Ali bu katalogdan her biri farklı renkte olacak biçimde bir şapka, bir gömlek ve bir pantolon seçecektir. Buna göre Ali bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi burada kafa karıştırıcı veya çeldirici olan yer şu. Birbiriyle aynı renkte olan mesela pantolonla gömlek var veya işte şapkayla gömlek var burada. Beyaz gömlek ve beyaz şapka, siyah pantolon ve siyah gömlek. Bunların arasından veya şapkadan, gömlekten ve pantolondan birer tane alacak. Kaç farklı seçim yapabilir diyor ama her renkten birer tane almak istiyor. Şimdi diyelim ki şu turuncu şapkadan şuna turuncu şapka bir tane aldı. Turuncu şapkayı seçerse zaten bir seçeneği olur. Çarpı turuncu şapkanın altına siyah gömlek alırsa. Siyah gömlek alırsa. Bunu da böyle yazdık. Bir. Onu da kendimiz belirttik. Tek farklı seçenek var dedik. Adam siyah gömleği seçsin dedik. Peki üçüncü olarak siyah pantolonu seçemeyecek. Dolayısıyla ya mavi ya da gri alacak. Yani kaç tane seçeneği var adamın? 2. 1 çarpı 1 çarpı 2'den 2 seçenek buradan geldi. Şimdi turuncu şapkayı seçtikten sonra eğer beyaz gömleği seçmiş olsaydı artık buradakilerden 3'ünü de alabilirdi. Yani 1 çarpı 1 çarpı 3 diyecektik. Buradan da ne gelir? 3. Peki turuncu şapka için seçeneklerin bittiğini görebiliriz. Beyaz şapkayı almış olsaydı ne olurdu? Beyaz şapkayı almış olsaydı direkt olarak şurada bir tane yolu elerdik. Neden? Çünkü beyaz şapkayı aldıktan sonra beyaz gömleği alamayacak. Peki devam edelim. O zaman neyi alır? Siyah gömleği. Bir seçenek. Siyah gömlek içinde bir seçenek. Siyah gömleği aldıktan sonra az önce ki iptal ettiğimiz yolu gene iptal edeceğiz. Çünkü siyah gömlekten sonra siyah pantolonu seçemeyecek. Geriye de iki tane seçeneği kalıyor. Çarpı 2 dersek 1 çarpı 1 çarpı 2 eşittir 2. Toplam kaç tane seçim yapabilirmiş? 2 artı 3, 5 artı 2'den 7 tane seçeneği varmış bu alışveriş için Ali'nin. Son sorumuzdayız. Defne hafta içi 2 gün ve hafta sonu 1 gün olmak üzere haftada 3 gün bir spor salonunda antrenman yapmaktadır. Yazalım hafta içi. Ki biliyorsunuz 5 gün var hafta içinde. Ve kaç gün antrenman yapıyormuş? 2 gün. Peki hafta sonunda da kaç gün vardır? 2 gün var ve kaç gün antrenman yapıyormuş? 1 gün antrenman yapıyormuş. Pekala. Haftanın her günü açık olan bu spor salonunda Defne antrenman yapacağı günleri rastgele belirlemektedir. Buna göre Defne'nin herhangi bir haftada Salı ve Perşembe yazalım şuraya. Salı ve Perşembe. Hafta sonu da cumartesi yapmak istiyormuş. Evet. Yapma olasılığını soruyor. Şimdi hafta için
5 tane gün var ve 2 günü seçecek. Rastgele seçecek. 5'in ikilisiyle seçerim ben bunu. 5'in ikilisi kaçtır? 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden 10'dur diyebiliriz. Peki 10 tane seçim hakkı var ama sadece bir tanesini seçiyor. Bakın Salı ve Perşembe'yi seçiyor. Dolayısıyla 1 bölü 10 diyebilirim ben bu seçime. Çarpı hafta sonunda kaç tane gün vardı? 2 tane. Ve cumartesiyi seçmek istiyor. 2'nin birlisi biçiminde mi seçecek bunu? Değil mi? 2'nin birlisi şeklinde tüm seçenek. Cumartesi de bunlardan bir tanesi. 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 2'den doğru cevabın 1 bölü 20 olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkında verilmiş bu da. Evet sevgili arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone olmayanlar varsa kanalıma beklerim. Beni dinlemeye devam edin. Çünkü bu kanalda matematik var arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sınavlarınızda, yazılılarınızda başarılar diliyorum.